Evren'in Yavuz'a da teşekkür ederim, bizim Bora'ya da yönetmene, tüm ekibe. Şimdi Haldun abi, tabi bugün gazeteleri açtığım, okuduğumda, köşe yazarlarının hepsine <gülüyor> baktığımda <gülüyor> evet, e, sert bir şekilde eleştiriliyor Fenerbahçe <laughs> ama hepsinin şöyle ben süzgeçimden geçirdiğimde tek bir yeri gösteriyor, o Değerol Hoca. <laughs> İstifa etmesi, ayrılması gerektiği yönünde. Ee, hani evet. bizde bir atasözü vardır ya işte, dere geçerken değil mi? Değiştirilmez Nedir abi bunun sıkıntısı Asıl problem nedir Şimdi defalarca konuşuyoruz Diyorsunuz ki işte kadro şu şekilde olacaktı Aman böyle olmalı şu oynamalı Mesut yok işte O say bir maç böyle bir maç öyle değil Yani bunun Problemi ne olabilir Bu bir psikolojik eşik mi Bu bir baskı mı Buyurun Şimdi bu konuda söylenecek çok söz var. Eski defterleri açmayacağım tabii ki. Yani eski defterleri açarak bir yere varamayız. Yani eski defterden kastım şu, devre arasında Fenerbahçe'nin mutlaka bir santrofor alması gerektiğini vurguladığımızda, işte o zaman Fenerbahçe İrfan Can'la işte teması kurdu, İrfan Can'ı almaya çalıştı. Yani bir tercihtir. Yani bir kere net bir şekilde o bölümü söyleyeyim ama. O artık geride kaldı. Kalbitti. yani artık Bitti. Yani defter kapandı. Şimdi buraya bakalım. Santrofor <laughs> mu yok? Benim santrofor yok, kesin yok. Yani santrofor. Üç tane var ama yok. Yani var ama yok. Şimdi ona bakıp gelece gelene kadar şöyle söyleyeyim. Nedir abi problem? Birinci problem şu. Bir kere tamam. Erol Bulut e, sevk ve idarede hata yapıyor olabilir. Tamam, kabul ediyorum. Bunlar var. E, ama şöyle bir şey de var. Temel sorunlardan biri çok başladık. Yani Yayını e, izlerken yani e, maçı izlerken gördüğüm görüntü, Volkan Demirel geliyor kulağına bir şey söylüyor, yukarıdan bağırmalar. Ha diyeceksiniz ki şunu söyleyebilirsiniz, ben, de, şey şu an. ben de söyleyeceğim. Ama hani dinleme, madem ki sen teknik direktörsün dinleme kimseyi, ağırlığını koy, kendin yönet. E, ama bu kadar çok başlılığın olduğu bir yerde bir de kredisi olmayan bir hoca e, olunca iş bir kere sıkıntıya giriyor onu söyleyeyim. İkincisi bir e, en önemli teknik adamlıkta ve işte e, genel yönetimde en önemli konu kriz yönetimidir. Bir kere Erol Bulut'un çok iyi bir kriz yönetimi yaptığını söyleyemeyeceğim. E, yani yönetim biraz kriz yönetimini çöz yapmaya çalışıyor. İşte yok barbekü partisi vesaire ama bunlar e, sorunu çözecek noktalar değil. E, bir önemli nokta daha e, her tür çıkmazda panik butonuna basılıyor. Bir panik butonuna basıyor. Şimdi dünkü maça bakayım şimdi söyleyeyim. Maç 1-1 bir bir devam ediyor. Kendi kalene gol atmışsın. Rakip senin kalene gelmiyor. Yok böyle bir şey yani yok. Bir anda üçlü savunmaya dön. Beş orta sağa pelkası sola al öbürkünü sağ al. Ya bu kadar yani hadi daha 45 dakika var. Yani ve ne oldu? Üçlü savunmaya döndükten sonra arkada müthiş alanlar oluştu. Sen öne doğru gittin. Ha hani diyeceksin ki iyi mi oynadı? İyi oynamıyordu zaten. Ama neticede bu kadar böyle işte Panik Mer Mert Hakan çıkıyor. Panik var. Panik düğmesine basılıyor hemen. Mert Hakan çıkıyor. İşte e, Novak çıkıyor. Üçlü savunmaya dönülüyor. Beş orta saha Pelkas ortaya geliyor. Sonra tekrar İrfancan giriyor. Köşeye gidiyor sola tekrar. Yani bu kadar e, yani bu kadar e, bu tür oynamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonra santrofor mesela Sise'yi ikinci yarıda oyuna sürüyorsun. Neden? Ya bir cevap bulmamız lazım. Sise ne dedi? Ya gerekirse futbolu bırakırım diyor. Ya futbolu bırakmayı düşünmüş. Düş o noktaya getirdiğin bir oyuncuyu Maç kurtarması için sahaya sürüyorsun. Tamam, şimdi ...sokmasak yine eleştirilecek abi. Hayır eleştirilmez. Sise eleştirilmezdi bak gerçekten söylüyorum. Sise yüzünden eleştirilmez. Ben Sise'yi ayrıca beğeniyorum. Yani beğendiğim Doğru. bir oyuncuydu. Ama şu var. Bir oyuncuya özgüven aşılamazsan o oyuncudan hele bu santraforsa mümkün değil verim alamazsın. Yani özgüven aşılayacaksın. Yani sen kaçırsan da haftaya varsın, sonraki hafta varsın. E böyle bir şey yok. Kadro üzerinde sü sürekli bir e, sirkülasyon var. Onun da ötesinde bir başka şey söyleyeceğim. Tamam Erol Bulut istifa etsin diyenler var. E bir şunu da düşünelim mi istersen? Ya şu takımın futbolcularını sayalım istersen. E, yani çıkan oyuncuları. Gökhan Gönül, Novak, e, Gustavo. E, bak bazılarını sayıyorum. E, Sosa, Pelkas, Tiam. Ya bu oyuncular teknik direktör kenarda olmasa da maç kazanması lazım ya. Maç kazanacak kadro bu ya. Doğru. Yani teknik direktör... Yanlış yaptığını diyelim. Ya biraz da o sahaya ruhunuzu yansıtın ya. Biraz sahaya ruh, ruhunuzu yansıtın. Ya nasıl bir şey? Ver, al, ver, al, ver, al. Aa önde misin? Öndesin. Yüzde %73 73'e 27 oynamışsın. Kaç gol pozisyonun var ilk 45 dakikada? Bir tane duran toptan pozisyonun. Bir tane de o sayı Samuel'in e, hızlı gittiği bir pozisyon var. Yani Fenerbahçe'nin temel sıkıntıları arasında tabii ki Erol Bulut'un hataları var saydım ama bir de bir gerçek var ya Fenerbahçeli futbolcular hani ligin sonundaki bir takıma karşı üstelik e, sorunu tamamen şuraya e, odaklamış. Yani ben iyi kapanacağım, direneceğim, uzun toplarla pasla değil, uzun topla çıkıp Fenerbahçe'yi zorda bırakacağım. Ya sen bu plana karşı e, futbolcu olarak içeride bile bir şeyler çözümler üretebilirsin. Sosa gibi, Gustavo gibi çok önemli oyuncular var oyunun içerisinde. Ben hani tamam oyuncu değişiklikleri hatalı, bak ne diyorum bir anda panik düğmesine basılıyor, işte çok başlılık, çok seslilik sıkıntısı var ama netice itibariyle olaydan şöyle de sıyırmamak lazım. Futbolcuları kenara koy her şey bitti. Yani futbolcular bak aslında yapabilir ama hoca yönlendiremiyor o kadar da değil. Ya bu alalım. futbolcular yenebilir. Alt, bu 4 düşün. dakikadır konuşuyor Haldun abi. 4 dakikada çok net bir şekilde özetledi Fenerbahçe takımın içinde bulunduğu durumu Ahmet abi. Farklı bakış açısı getirerek. Birazdan Ahmet Selim'e de gideceğim ama birkaç cümle Ahmet Hoca'ya vereceğim. Çok başlık var diyor. Ee, müdahale ediyorlar Hoca'ya diyor. Bunu diyor görüyorum diyor. İyi de oyuncu değişikliklerine baktığımda diyor bu oyuncuların hepsi tek başına bireysel olarak maç kazandıracak oyuncular. Yani tamam hocayı mı çağırmaya gelelim. Doğru mu bu diyor Haksızlık bu diyor ki Haldun abi abi %100 haklı. Yani bir kişiyi bir günah keçisi bulup değil mi işte bu Erol hocamı değil diyor. Biraz ya oyuncuların Erol da kendi hataları var. var. Onları da söyledi, Ama yani e, olayı tek başına bir kişiye, bir kişiye yüklememek lazım diyor. Güzel çok güzel özetledi. Yani, futbol bir ekip oyunu. Biz diyoruz ki golü takım atar, golü takım yer. Fenerbahçe buraya geldiyse başkandan Belki de taraftara kadar herkesin burada eksiği var. Bu gerçeği bilmek lazım. Ama ben sondan başlayayım. Fenerbahçe'nin şu an elinde sahip olduğu herkesle. Yönetimiyle, başkanıyla, hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla. Önünde kalan maçların tamamını kazanmaya ve de iyi oyunla kazanmaya gücü var. He, hepsinin de daha bugün ama gerçekten şapkayı önlerine koyup Fenerbahçe'nin kazanması için ben ne yapabilirimi sorumluların tespitleriyle doğru bir şekilde ortaya koymaları ve gerekeni yapmaları lazım. Evet tam bir kriz ortamında Fenerbahçe. Şimdi ben yine baştan başlayacağım. Bence önemli olan bu krizi iyi yönetmekten çok bu krizin oluşmasına engel olmaktır. E, rengel oluyorsan zaten kriz olmayacaktır. Ha oluştuysa Hocam, da oldu ama. onu oluştu. mutlaka Gelsiniz, en doğru yöneteceksin. Hı hı. E, sezon başından beri de ben hep onu dedim. Fenerbahçeliysen, böyle büyük bir camiaysan, böyle iyi bir kadron varsa eksik